Evet arkadaşlar, hadis kısmından devam ediyoruz. Sayfa 37'de isnat ve senetle ilgili soru karşımıza gelebilir. Hadisin ilk konusudur biliyorsunuz isnat ve senet ilmi. Şimdi isnat ilmiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sorduk arkadaşlar. Hemen bir bakalım. A şıkkına baktığımız zaman isnat konusunda ilk defa İbn Sirin, ilk fikir beyan eden ismin İbn Sirin olduğu. Evet arkadaşlar, farklı isimler de vardır. İbn Şihab'da bahsedilmiştir ama TDV'den aldığımız duruma göre isnat konusunda ilk fikir beyan eden isim İbn-i Sirin'dir. Hazreti Peygamber'e veya bir başkasına nispetle rivayet edilen söze muttasıl, sadece Resulullah Ekrem'e nispet edilen rivayete ise merfu ismi verilmektedir. Doğru. Peygamber Efendimiz'e nispetle rivayet edilen hadislere biz merfu, sahabe tarafından söylenen söz fiil işlere mevkuf, Tabiun tarafından söylenen söz fiil işleri ise maktu ismini veriyorduk. Bu da doğru. Senedi isnat zinciri zikredilmeyen hadislere muallak hadis denir. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar bir hadis düşünün. Hadiste eğer isnat zinciri senedi zikredilmiyorsa biz bu hadise muallak hadis diyeceğiz. Evet. Hadisi en kısa yoldan peygambere ulaştıran isnat bizim için Ali isnattır. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar Ali olan isnat üstün olan isnattır. Asıl amacı hadisi en kısa yoldan peygamberimize ulaştırmaktır. Bakın ne kadar az ravi sayısıyla ulaştırıyorsa o kadar çok güvenlidir demiştik. İşte güvenli olan isnat bizim için Ali isnattır. Ancak çok ravi sayısıyla ulaştırıyorsa ravilerin hata etme ihtimali artıyordur. Biz buna da nazil isnat adını vereceğiz. Buraya dikkat etmemiz lazım. E şıkkına baktığımız zaman isnat faaliyetleri Hazreti Ali'nin vefatından sonra başlamıştır. Doğrudur. Hazreti Ali'nin vefatından sonra isnat faaliyetleri başlamıştır. Ancak isnat sorma fikri ilk olarak Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra başlıyor arkadaşlar. Çünkü İbn-i Sirin'in ifadesine göre önceleri isnat sorulmazdı. Ancak Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle birlikte isnat faaliyetleri sorulmaya başlanmıştır. Bu da bizim için önemli bir husustur. İlk sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen bakalım ikinci sorumuza. Arkadaşlar bakın ihtilafül hadisle ilgili bir soru karşımıza gelecektir. İhtilafül hadis sağlam bir hadisin yine sağlam bir hadise zıt düşmesi veya o şekilde görünüp algılanmasıdır. Doğru mu? Evet. Bu ilme muhtelifetül hadis ilmi de denmiştir. Ve hadisler arasındaki ihtilafı gidermenin bazı yöntemleri vardır. Dört tane temel yöntem var arkadaşlar. Önce onları size bir söyleyeyim. Birincisi cem ve telif yöntemi. Arkadaşlar eğer çelişen iki tane hadisimiz varsa ve iki hadisi de birlikte geçerli sayıyorsak biz bu yönteme cem ve telif yöntemi diyoruz. İki tane çelişen hadisimiz var. Çelişen hadislerden bir takım ölçütlerimiz var arkadaşlar. Onları birini diğerine tercih ediyorsak biz buna tercih adını veriyoruz. Çelişen iki tane hadis hakkında. Bakın çelişen iki hadis hakkında herhangi bir karar, herhangi bir delil buluncaya kadar beklemeyi biz tevakkuf adını veriyoruz. Nasih ve mensuh vardır arkadaşlar. Ne demek nesh yöntemi? Onu söyleyelim. Tefsirde duymuştuk. Sonraki olan hadisin, önceki olan hadisin hükmünün ortadan kaldırılması. Yani Medine döneminde inen bir hadis, Mekke döneminde inen bir hadisin hükmünü ortadan kaldırabilir. Bu husus gereklidir. Şimdi sorumuza baktığımız zaman, iki hadis arasında ihtilafı tevil yoluyla giderme esasına dayanarak hadislerin hepsini bağdaştırarak herhangi birini tekmeden birini birlikte geçerli saymak. O zaman cem etmek, birlikte geçerli saymak bizim için budur değerli arkadaşlar. İhtilafül hadis yöntemlerine dikkat etmemiz lazım, soru gelir. Sayfa 42'de bakın. Bu konu biraz uzun biliyorsunuz ancak sayfa 42'de konuyu şöyle anlatacağım sizlere. Biraz detaylarına ineceğiz. Aşağıdakilerden hangisi konularına, hangisi ravilerine göre defalarca soru geldi. Ancak ÖSYM artık böyle soracağını zannetmiyor. E hocam, ÖSYM sormayacaksa sen niye aldın? Ben sana muvattaları, müsnetleri, sünenleri, mucemleri, camileri anlatmak için aldım. O yüzden lütfen bunlara dikkat et. Arkadaşlar, konularına göre düzenlenmiş hadis kitapları. Bir de şöyle yazıyorum sizlere. Konularına, ravilerine göre düzenlenmiş hadis kitapları diyeceğiz. Arkadaşlar, konularına göre düzenlenmiş hadis kitaplarından muvattalar karşımıza gelecek. Muvattalar neydi? Belirli bir bölgenin hadislerini toplamayı amaçlayan kitaplara biz muvattalar demiştik. Bakın, vatan kökünden alabilirsiniz belirli bir bölge. Muvattalarda arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım.
Sahabe ve tabiim sözleri de yer alır. 2020 yılında DHPT sınav sorusunda sordular muvattaları. Peki arkadaşlar, diğer bir kitap bizim için muvattalardan sonra Sünenler. Arkadaşlar Sünenler bizim için neydi? Fıkıhlarla hadislerle yazılmış fıkıh kitaplarıydı. Öyle söyleyelim daha doğrusu. Genellikle ahkam ayetlerini barındıran kitaplar bizim için Sünenler'de. Ve diğer bir durumumuz arkadaşlar bizim için Musannefler. Şuraya yazalım. Hocam Sünenlerle Musanneflerin farkını sana ileteyim. Musanneflerde sadece Sünenlerde özür diliyorum sadece Peygamber Efendimiz'e ait söz fiil takdirler yer alırken Musanneflerde nere yer alıyordu arkadaşlar? Peygamber, sahabe ve tabi'in sözleri yer almaktadır. İkisi de fıkıh konularını içermektedir diyeceğiz. Peki başka ne söyleyebiliriz? Musannefleri söyledik. Camiler vardı arkadaşlar. Camiler de burada yazıyor zaten. Camiler ise tüm konuları ele alan eserlerdi. Yani sadece belli konuları değil tüm konular. İman, ibadet, ukubat, ceza vesaire fedail bütün konuları ele alan kitaplar bizim için camiler olarak karşımıza gelecektir. Lütfen buraya dikkat etmemiz lazım. Peki diğer bir husus nedir arkadaşlar bizim için? Artık ravilerine göre düzenlenmiş hadis kitapları. Ravilerinde müsnetler, mucemler ve etraf kitaplar olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Burada ravilerine göre düzenlenmiş kitaplardan müsnetleri görüyorsunuz zaten. Müsnetler bizim için neydi? Hadislerin ilk ravisi olan, şöyle yazayım ben müsnetleri. İlk ravisi olan sahabelere göre gruplandıran eserlere biz müsnet adını vermekteyiz. Yani bir sahabeyi inceleme, bir alimi inceleme imkanı bulduğumuzda müsnet türü kitaplara bakmamız lazım. Arkadaşlar peki mucem neydi? Hadisleri rivayet eden hocaların isimlerine göre yaşadıkları bölgelere göre gruplandıran isimlere de biz mucemler adını veriyorduk. Etraf kitapları neydi değerli arkadaşlar? Etraf kitapları. Tabii ki hadisin tamamını değil de başından ucundan bir kısmını veren kitaplar bizim için etraf kitaplarıydı. Detayına inmiş olduk ama bu bilgiye çok çok dikkat edin arkadaşlar. Her zaman soru değeri taşımaktadır. Bakın Kütüb-i Sitte ile ilgili bir soru. Kütüb-i Sitte'nin şerhleri her zaman soru değeri taşıyor arkadaşlar. Lütfen bu hususa dikkat etmemiz lazım. Şimdi gelelim Kütüb-i Sitte'nin şerhlerine. Aşağıda Kütüb-i Sitte'nin şerhleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakın soru bekliyoruz Kütüb-i Sitte'nin şerhlerinden. Önce arkadaşlar Hattabi Alemül Hadis kime aittir? Tabii ki de Buhari'ye aittir arkadaşlar Hattabi'nin Alemül Hadisi. İbn Hacer Fethülbari, Ayn'in Umdetül Kari, Kastallani'nin İrşad-ı Sari, Kirmani'nin Kevaitüd Derari. Bakın hepsi Ari Ari diye bitiyor arkadaşlar. Buhari'nin Hattabi'l Alemül Hadisi bunu Hattabi'nin Alemül Hadisi Buhari'nin şerhine gelmiştir diyeceğiz. Peki Mealimü's Sünen Buhari'nin mi arkadaşlar? Hayır. Hattabi'nin Mealimü's Süneni arkadaşlar bizim için Ebu Davud'dur. Lütfen bu hususa dikkat ederim. Cevabımız zaten çıktı. Suyuti'nin arkadaşlar Zehrü'r-Ruba Nesai, Nevevi'nin El-Mihnacı Müslim'e aittir. Buraya dikkat et. Müslim'de bak aç aç diye hepsi sonu. Mübarek Furi Tıhvetül Ahvaz ise Tirmizi'ye aittir. Buraya da dikkat etmemiz lazım. Kütüb-i Sitte'nin şerhleri her zaman soru değeri taşır. Evet arkadaşlar gelelim. Bakın şu son sorumuz bizim için önemlidir. Bu türün en meşhur çalışması dikkat et. Örneği doğrudan İslam Ansiklopedisinden aldım. Çalışması olan eserde Hakimen Nisabüri'nin Sahihayn'da yer almamakla birlikte ikisinin ya da ikisinden birinin şartlarına uyan hadisleri toplamaya çalışmıştır. Darekutni, Buhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde Sahihayn'da yer almayan 70 hadis bu çalışmalara getirmiştir. Demek ki arkadaşlar bizim için önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uymasına rağmen kitaplarını almadığı hadisleri bir araya getirmek, toplamak şartıyla bulunan kitaplara biz müstedrek tür çalışmalar adını veriyoruz. Neden? Hakimen Nisabüri Sahihan'da yer almadı, yani önceki müellifin almadı. Şartlarına uyan hadisleri toplamıştır veya Darekutni Buhari ve Müslim şartlarına uyduğu halde Sahihan'da yer almayan 70 hadisi çalışmalarına getirmiştir. Biz bu tür çalışmalara müstedrek adını vereceğiz. Yani önceki dönemin bir nevi önceki dönem müelliflerin eksiklerini tamamlamaktır. Değerli arkadaşlar buraya dikkat ederim. Mustahreç türü özellikler. Arkadaşlar esas aldıkları rivayetlerdeki başka isnatlarını tespit etmek suretiyle yapılan çalışmalar bizim için mustahreçtir. Müdelles karşımıza gelecek arkadaşlar çözeceğiz.
Zevaid ise karşılaştırmalı kitap türleri arasında yer alır. Özellikle hani Zevaid'in tespitinde kütüb-i sitte esas alınır demiştik. Arkadaşlar şöyle düşünün. Burası Buhari'nin kitabı, burası da Müslim'in kitabı. Buhari'nin kitabında yer alan kitap, hadis Müslim'in kitabında da yer alabilir. Değerli arkadaşlar, işte bu hadislerin tekrar etmesini önlemek amacıyla, birbirlerinin hata ihtimallerini azaltmak amacıyla yer alan eserleri biz Zevaid kitapları adını vereceğiz. Tahric ise bir hadisin ilk kaynağını bulma çalışması. Hadisin kaynağını çıkarma çalışması. Arkadaşlar benim bir tefsir kitabım var. Tefsir kitabımda yer alan hadisin ilk kaynağını bulma çalışmasına gidiyorsak bu bizim için tahric çalışması olarak karşımıza gelecektir. Arkadaşlar bunu da bitirmiş olduk. Artık bir sonraki çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.